29 yaşındayım. Şimdi ben spor yapmayı çok seven birisiyim. Halı saha maçında dizimin dönmesi sonucu böyle bir ses geldi dizimden. Acaba kendi kendine geçerim. Daha önceki gibi çapraz bağlarım koptuğumu öğrendikten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Kayhan Bey'i tercih ettik etrafından aldığım tavsiyeler üzerine. Etrafımdan söylediler top oynayamazsın mesela. Eskisi gibi spor yapamazsın. Kayhan hocamla konuştuğumda fizik tedavinden sonra, ayağını güçlendirdikten sonra eskisi gibi top oynayabilirsin. Her şey normale dönecek. Yürümemde bir sıkıntı yok gelişimimden. Gayet memnunum. Yani ameliyat olmalarını geciktirecek bir neden yok. Keşke ben de en başında ameliyat olsaymışım, beklemeseymişim. Burada ameliyat olmamı vesile olanlara ve Kayhan hocama teşekkür ediyorum. 29 yaşındayım. Halı saha maçında dizimin dönmesi sonucu böyle bir ses geldi dizimden. Bir şeyin kopması gibi. Ondan sonra tabii ayağımda bir uyuşukluk oldu. Ayağımı hissetmedim bir dakikaya yakın. Ertesi gün kalktığımda ayağımda ödemler oluşmaya başladı çeşitli yerlerinde ve hareket ettiremedim. Tabii ısınınca hareketler oluyor yani. Hani atıyorum ilk kalktığımda hareket ettiremiyorum ama nasıl söyleyeyim bir 15-20 dakika sonra yumuşuyor yani ayak. Acaba kendi kendine geçerim. Daha önceki gibi diz burkulması ya da öyle bir şey sandım. Geçmedi. Hani sanki omuz yerinden çıkar da bir çıkık olur. Hani o yalama olur. Tekrar atacakmış gibi oluyordu bacak. Birkaç kere de zaten yaşadım ben onu. Çapraz bağlarım koptuğumu öğrendikten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Yaklaşık 2-3 hastane dolaştım. En son tavsiyeler üzerine Kayhan Bey'i tercih ettik. Etrafından aldığım tavsiyeler üzerine. Yani ameliyat olmaya karar verdik. Ameliyatımızı Ağustos'ta oldum. Ağustos'un 5'inde. Şimdi ben spor yapmayı çok seven birisiyim. Ameliyat olduktan sonra yapamayacağımı düşündüm bir de. Etrafımdan söylediler top oynayamazsın mesela. Eskisi gibi işte spor yapamazsın diye. Kayhan hocamla konuştuğumda diğer doktorlara nazaran kendisi de çok iyi destek verdi. Hani fizik tedavinden sonra, ayağını güçlendirdikten sonra eskisi gibi top oynayabilirsin. Her şey normale dönecek. Güzel bir şekilde açıkladı ve beni tatmin ettikten sonra ameliyat olmaya karar verdim yani. O kafamdaki soru işaretler gittikten sonra karar verdim. Ön çapraz bağ kopması ve menisküs yırtılmasından ameliyat oldum. Aynı gün içinde taburcu edildim. Ertesi gün bir işte diren. Onun sökülmesi için geldim. Ondan sonra 1,5 ay daha uğramadım yani hastaneye. Hastaneden aldığımız cihazla evde çalıştım. Fizyoterapistimin gösterdiği hareketleri yapmaya çalıştım. Fizik tedaviye gittiğimde fizyoterapistim bayağı şaşırdı yani gördüğünde. Yani normalde böyle olmaması, bu kadar çabuk iyileşmemesi gerektiğini söyledi. Sebebini sorduğunda ben de cihazla ameliyat olduğum hastanede fizyoterapistlerimin sayesinde gösterdiği hareketler olsun, cihazlar olsun onlar sayesinde olduğunu düşündüm yani ben. Taburcu olduktan sonra 5 hafta ayağımı basamadım. Doktorum basmamı söyledi. 4,5 ay oldu. Yürümemde bir sıkıntı yok. Şu an gayet sağlam, gayet güvenilir basıyorum. Merdivenden inme olsun, çıkma olsun. Ameliyat olmadan öncekine göre 4,5 ay olmasına rağmen çok çok güzel. Daha yeni olduğundan spor yapamıyorum. Böyle futboldur, çeşitli sporları yapamasam da gelişimimden gayet memnunum. Doktorumun söylediği normalde 3 ay sonra normal hayatına dönebilirsin. Normal hayatında yapabildiğin birçok şey yapabilirsin. Fakat benim işim biraz daha beden gücü gerektirdiği için, biraz yoğunluğu fazla olduğu için en az 6 ay geçmesini söyledi. 6 ay sonra istersen futbol da oynayabilirsin. İstediğin sporu yapabilirsin. Bu tamamen sana bağlı dedi. Çok korkulacak bir şey yok. Var çevremde şu an aynı sakatlığı yaşayan arkadaşlarım. Tavsiyelerim oldu. Zaten tavsiye aldılar, geldiler, dinlediler. Yani ameliyat olmalarını geciktirecek bir neden yok. Keşke ben de en başında ameliyat olsaymışım, beklemeseymişim. Yani şimdiye birçok şey normale dönmüştü yani. Kayhan hocamı tavsiye edenlere, burada ameliyat olmama vesile olanlara ve Kayhan hocama teşekkür ediyorum.